Biraz önce bahsettiğim hem Aile Bakanlığı, işte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir eylem planı, çocuk eylem planı. Ve 2019-2023 yılı arasında ve 2020 yılında okul beslenme programının başlanacağı ve bunun Doğu-Güneydoğu Anadolu'da başlanacağı. Çünkü oradaki o bodurluk, yetersiz beslenmeden kaynaklı kronik açlığın önlenmesi için bir yöntem. Menüleri dahi hazırlanmış ama... Bugün uygulanmış değil. 2019, 2020, 2021, 2022 yılındayız. Ve her yıl bakarsanız eğer internette de görürsünüz. Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yapıyor. Her yıl diyor ki ücretsiz yemek dağıtacağız. Yok. 2018, 2020 ben büyük bir heyecanla takip ediyorum bu haberleri. Çünkü ben 20 yıldır bu sokaklardayım. Ve bu sokaklardaki çocukların hiçbir dönem bu 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 kadar bu derece Yoksulluk ve açlığa tanık olduğu olmadım yani. Çünkü biz o çocuklarla ilgili çocukların okul devamsızlığını önlemek, okul terkini önlemek için hep ben projeler yaptım, annelerin kapasiteleri gelişsin diye. Ama ben şu anda açlığı nasıl durdurabiliriz, kronik açlığa nasıl engel olabiliriz diye e, o sokaklarda'yım. Gıdaya erişemiyor çocuklar. Evet. Yani görüştüğüm bir aile diyor ki. Bu mahalleleri bilmek lazım. Yani orada bir strateji vardır, bir dayanışma vardır ve hiç kimse aç kalmaz normalde. Ama son iki yıldır aç kalıyor insanlar. Komşuza da yok. Hep söylüyorum yok. Yani biri sahurda birlik bir araya geliyorlar, iftarda tekrar bir araya geliyorlar. Eskiden oradaki yakın bir kasaptan kadın verirdi 10 TL'yi. Diyor ki bana abla vermiyorlar artık 10 TL'yi et. 250 gramın altında ben et alamıyorum. Yani bir yıldır işte en son Kurban Bayramı'nda yiyen insanlar var, çocuklar. Gerçekten yani hani buna yok yok demek iyi bir şey, iyi bir dilek olarak hani e, söyleyebiliriz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor diyorum. Şeye gelince CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisine e, gelince benim arkadaşlarımın e, yıllardır sahadaki tecrübelerimizi aktaracağımız bir ofis oldu. Ve gerçekten e, burada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir sözle ben oradayım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Gerçekten bu bu sözün al, yani bu sözün kendisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Bu yatağa aç giren CHP'li belediyelerin olduğu bir mahallede ise başka bir belediyelerin alt olduğu bir mahallede ise bu çocukları bizim bulmamız gerekiyor. Onun dışında aile destekleri sigortası var. Bu da bunun da çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü kadınlar üzerine yapılmış bir proje. Kadınların aşağılanmadan o devlet kapılarında bugün niye geldin, yarın niye gitmedin, itaat biat ilişkisi kurulmadan, muhtaçlık ilişkisi olmadan Sabit alabilecekleri bir maaş ama bu maaşın yanı, yanı sıra hep bir korku vardır ya Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelince e, sosyal yardımlar kesilecek diye öyle bir durumda olmayacak. Aynı zamanda bu sosyal yardım değil sosyal hak olacak. O sosyal hakların yanı sıra e, kendilerini özgürleştirebilecekleri çocuğun okula gitmesini sağlayacak bir sabit bir maaş olacak aile destekleri sigortası bunu aynı zamanda sahada anlat, anlatacağız aynı zamanda dediğim gibi e, biraz önce bahsettiğim gibi aslında e, şu andaki iktidarın bakanların yapması gereken o eylem planlarını da hatırlatmaya devam edeceğiz edeceğiz çünkü e, önümüzdeki seçimlerde bir yıl bir seçim var ama ben ee, bu çocukların hemen bu okul programlarının hayata geçmesini istiyorum. Ee, hemen şimdi. Çünkü çocuklar şu anda aç. Bunu e, AK Parti iktidarı şu anda bakanlık hayata geçirsin. Peki. Sayın Fogu. Ola, siz... Bunun adımlarına da böyle bakıyorum. Hı. Yani mahallelerde çalışırken de e, o belediye AK Partili, bu belediye Cumhuriyet Halk Partili değil, oradaki yoksul ailelerin Yanındayız çünkü o belediyelere de gidiyorum ben kaymakamlıklara da gidiyorum ve bunları anlat anlatmaya devam edeceğim. Peki, Sayın Fogo, diğer yorumcularımızın görüşlerini alırken de sizden ekranda olmanızı rica edeceğim. Ondan sonra vedalaşırız. alırız. Hacer Fogo yıllardır bu meseleye mesai ayırıyor. Vaktini bununla geçiriyor, gidiyor, ziyaret ediyor, o aileleri görüyor, buluyor, gözlüyor. Bunların sesi olmaya çalışıyor ve şu ana kadar da kendisiyle yapılmış çok sayıda söyleşi var. Bu söyleşilerde benim zihnimde hiç unutamadığım iki husus. Biri, hani bir ailenin bir sonraki çocuk bezi yardımında bir numara daha küçük gönderin talebini bir anekdot olarak anlatması. Bu insana çok acı veren bir durum. Neden denildiğinde? Çünkü çocuğum zayıfladı. Çocuk zayıflamaz. Bir bebek zayıflamaz. Aksine daha fazla e, kilo alır. Ve bu çok acı bir şey. İkincisi yine benim aklımda tuttuğum Hacer e, Fogol yapımı söyleşilerde bir husus zihnimden çıkaramadığım beslenme saatinde e, beslenme çantasında yeterli bir şey olmayan çocukların, öğrencilerin o saatteki bocalamaları o saatte ortadan kaybolmaları vesaire. Bu çok acı bir şey. Bu çok acı bir şey. Hal böyleyken Bakan diyor ki bizim açta açıkta kimsemiz yok. Herkesin karnı tok. Hemen yorumcularımın da görüşlerini alayım Salim Bey. Şimdi tabii gerçeklikten kopmuş, kendi lüks ve şatafatları içerisinde yarından emin bir şekilde yaşayan devlet e, erkanı onlar. 3-5 yerden maaş alıp efendim ballı, kaymaklı, işte hatta kestane ballı, manda yoğurtlu şifa reçeteleriyle hayatlarını geçirenler. Ya öyle bir hale geldiler ki e ee, menemenin içine sucuk koymuş olmayı yani iki parça sucuk doğramış olmayı bir menemene bir zenginlik, bir varlık, bir yokluktan çıkma ölçüsü olarak koyabilecek kadar vicdani değerlendirmelerden uzaklaşmış, gerçeklerden kopmuş siyasetçileri var bu ülkenin. Yani diyor ki hani bunlar şikayet ediyordu diyor. Bak diyor sucuk Hayır, koymuş. Mahir Yunalın evet. bir öğrenci. Hayır bak diyor e, sucuk diyaretine. koymuş diyor Meremen'in içine. Hani diyor bunlar şikayet ediyorlardı diyor. Bir de dönüp onu söylüyor. Bir de sistem ediyor. Efendim işte bir sinema bileti alıp bir filme gitmeyi bir zenginlik bir e, bolluk ölçüsü olarak koymaktan çekinmeyen bu işte gerçeklikten kopmuş e, kişiler. Ya bu ülkenin yüzde altmışı yüzde altmışı gelirimle bir ay geçinemiyorum diyor. Yüzde yirmi yedisi anca diyor kıtı kıtına diyor gelirim yetiyor diyor. Yani yüzde seksen yedisi yoksulluk ve bunun büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında yaşıyor. Bizim Tarım Bakanımız efendim diyor ki böyle bir şey yok diyor. Yani siz yok deyince bu yok olmuyor tabii. Bunu kamuoyu vicdanı herkesi gerektiği gibi yargılıyor. Ben şimdi şu şeye bir geçim. Bir de ikinci boyutunu değerlendirmek istiyorum. Ee, yani bu et süt kurumu önündeki şu manzarayı. Evet daha önce de bunu e, TÜİK'te efendim, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde de e, aynı manzarayı yaşadık. Yani Kılıçdaroğlu efendim, işte 3-5 milletvekili grubuyla ya da ilgililerle o kurumların önüne gidip Önce bir randevu talebinde bulundu, verilmeyince ben kuruma gidiyorum dedi. Gittiğinde işte böyle zincirlenmiş kapılarla karşılaştı. Şimdi bir vatandaş olarak bunu ve hani dost e, şeyiyle söylemek istiyorum. Şu görüntüler beni yaralıyor, Gökmen Karada. Şu görüntü bu ülkede herkesi yaraladığı gibi, herkesi şey yaraladığı gibi beni de yaralıyor. Şimdi burada ben artık bir e, siyaseten Siyaseten ve politik olarak da bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun bu ve benzer eylemlerine, bu benzer şeylere sebebiyet vermemesi gerektiğini düşünüyorum bundan sonra niye? Ya şimdi bundan ne gibi bir e, siyasi ve politik bir yarar sağlıyoruz? Kendisi diyor ki efendim oraya o kurumun siyasi önünde yap. Siyasi ve politik yarar değil. Doğrudan çocukların i̇şte hakları onu için gittim Ama bu, 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 Çocukların bakayım. süt hakkı için gittim Şimdi diyor. Süt, çocukların süt hakkı için gidiyorsunuz tabii ki. Yani o, o başka şekilde de söylenebilir. Ama burada başka bir görüntüye sebebiyet veriyoruz artık. O nedir? İçinde bulunduğumuz bu ceberut devletin, ceberutlaşmış parti devletine dönüşmüş bu tek adam iktidarının güç devşirmesini artık sıradanlaştırıp bunu meşru bir zeminde tekrarlayarak Adeta böyle normalleştirmeye dönük bir görüntü veriyoruz. Ya yani ne demek? Bir ülkenin ana muhalefet partisi lideri yaklaşık 10-12 milyon seçmenin temsilcisi olan bir kişi, milli iradeyi temsil eden bir kişi bu ülkenin bir kurumunun önüne gidecek. O kurumun kapıları efendim zincirlerle kapatılacak, dikenli tellerle örülecek ve o kişiyi o kurumdan herhangi bir yetkiliyi bırakın kapıdaki bir güvenlik görevlisi